Merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün ise kolay ve çok lezzetli bir profiterol tarifiyle geldim. Umarım seversiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan hemen tarife geçelim. Şimdi profiterolümüzün kreması için 2,5 su bardağı süt, 1,5 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurtayı kısık ateşte çırparak karıştırıyoruz. Bu bir kıvam alana kadar sürekli yavaş yavaş karıştıracağız. Kremamız kıvam aldı. Şimdi vanilyayı içine ekliyoruz. Yine birkaç dakika karıştırıyoruz. Şimdi birazcık oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Oda sıcaklığına geldikten sonra bir sıkma poşetine ya da herhangi bir şeye doldurup buzdolabında bir saat kadar beklemesi gerekiyor. Burası önemli bir nokta. Tam bir saat boyunca buzdolabında bekleyeceğiz. Kremamız oda sıcaklığında beklerken profiterolün hamuru için 1 su bardağı suyu ve 125 gram margarini pişiriyoruz. Suyumuzu ve margarinimizi kaynattıktan sonra 1 su bardağı unumuzu ekliyoruz ve 3-4 dakika daha pişiriyoruz bunları birlikte. Hamurumuz toparlandı. Toparlanan hamuru ocaktan alıyoruz ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Şimdi çikolata sosumuzu yapıyoruz. Ben hazır kullanıyorum ama siz dilerseniz kendiniz yapabilirsiniz. Paketin arkasında 2,5 su bardağı yazıyor. Ben daha kıvamlı olması için 2 su bardağı koyuyorum. Bu arada da hamurumuz ve kremamız da dinleniyor. Sosumuz da kaynayana kadar ve kıvam olana kadar pişiriyoruz. Dakika dinlendirdik. Şimdi buna 3 tane yumurta atacağız. Ama 3'ünü aynı anda atmıyoruz. Teker teker atıyoruz. Hepsini teker teker attıktan sonra da bir 15 dakika daha dinlendiriyoruz. Hepsinin birbirine karışmasını sağlayacağız. Her yumurtadan sonra birkaç dakika boyunca karıştırıyoruz. Çünkü iyice hamurun içine girmesi gerekiyor. Bu sonuncu yumurtamızdı. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra dediğim gibi 15 dakika daha bekletiyoruz. Hamurumuzu sıkma poşetimize koyduk. Tepsiye yavaş yavaş şekil veriyoruz. İsterseniz kaşık yardımıyla da alabilirsiniz. Zaten çok aşırı düzgün olmasına gerek yok. Bunlar şişecek. Önemli olan aralıklı olması. Bu şekilde son halini tekrar göstereceğim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına profiterollerimizi koyuyoruz, hamurumuzu. Ve 40 dakika boyunca pişiriyoruz. Dakikanın sonunda şimdi fırından çıkardık. Yine 15 dakika oda sıcaklığında soğumasını bekliyoruz biraz. Sonra içini kesip kremasını dolduracağız. Şimdi kestiğimiz profiterol hamurunun içlerini dolduruyoruz. Hepsinin içini doldurduk. Birazdan son halini tekrar paylaşacağım. En son çikolata sosumuzu döküyoruz.
profiterolümüz hazır. Şimdiden afiyet olsun.